Havacılığın tamamı sorulmuş zaten bugün. Valla havacılığın tamamı iyi bence zaten. Bence hiçbir sorun yok. Türk Hava Yolları'nda şöyle bir hikaye var. Türk Hava Yolları çok uzun bir süre bizim alım için önerdiğimiz fakat bir türlü ikna edemediğimiz kağıtların başında geliyordu. Ben hiç unutmuyorum 14 liralardayken çok ciddi oranda yatırımcılarla konuştuğumuz 12 liralara gelince de yatırımcıların stopladığı kağıtlardan biri oldu. Sonraki hikayesi buralar. Buralara kadar neredeyse 10 katına gelen bir kağıttan söz ediyoruz. Şimdi bir miktar buralarda dinleniyor. Ben 120 ve etrafında dinlenme bekliyordum bu kağıtta. Biraz daha yukarıda dinleniyor. 150'nin üzerinde net bir kapanış yapmadıktan sonra bu dinlenme devam edecek gibi gözüküyor ama ben ufak ufak elimde dediğim gibi biraz önce ya Türk Hava Yolları TAV ya Pegasus TAV taşımayı tercih ederim. Şu an benim için bir tık daha Pegasus ön plana çıkıyor. 600'ün üzerine bir hareket bekliyorum. Fakat Türk Hava Yolları'nda da bence hiçbir sıkıntı yok. Düşüşler hala alış fırsatı ve bu özellikle böyle 130-120 bandına doğru çekilirse gönül rahatlığıyla alacağım. Yukarıdaki hedefim de 185 olacak. Ben bu kağıtların, havacılık sektörünün genelinin özellikle 3. çeyrek bilançolarında ve yaz aylarında özellikle rakamlarında ciddi bir coşku yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem 2019'lar yakalandı hem bu seneki konjonktür değişti hem yeni uçak alımlarıyla birlikte şirketler içerisindeki değişimler olacak. Sadece dediğim gibi aşırı yükselişten sonra hani biraz önce anlattığım hikaye gibi 14'ten 140'a gelen bir kağıttan bahsediyoruz. Bir miktar dinlenmesi bu hikayenin tekrar üzerine koyulması çok normal. Ben hatta bir dönem şeyi de fazla fiyatladığını düşünüyorum. Biz Şubat ayında yaşadığımız felaketten sonra bir anda panik satışı yiyen kağıtlardan sektörlerden biri oldu havacılık. O bile bence aşırı. O yüzden düşüşler alış fırsatı hala söylüyorum. Büyük de bir resimde bozulma yok. Yaz aylarında iyi geçireceklerini düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nızda varsa taşımaya devam edin. Yoksa da dediğim gibi 130'lara doğru bir çekilme olursa özellikle oralardan toparlarsanız çok iyi fiyatlardan almış olacağınızı düşünüyorum. Peki.